ortaklık Türkiye'de çok başarılı olan bir şey, kurum değil. Beceremiyoruz. Bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi de benim anlayışımda ortaklık öncesinde bir anayasanın hazırlanmaması, bir protokolün yapılmaması, kimin nereye kadar adım atacağı, kimin nerede duracağını bilinmemesi, burada güzel bir iş var, hadi gel ortak olalım anlayışıyla yapılan ortaklıklar bir gün mutlaka bozuluyor. Diğerinde yine ortaklık belki bozulabilir ama daha uzun süre oluyor, daha uzun soluklu oluyor. Türk insanında ortaklık anlayışı çok yerleşmiş bir olgu değil. Ama partnerlik Türk insanının daha çok becerebildiği bir olay. Yani iki tarafından menfaatleri olduğu sürece ilişkiler çok uzun süre alıyor. Ortaklıkta Türkiye'de şey çok fazla, dış etken çok fazla, aileler karışabiliyor, çocuklar devreye girebiliyor, çok büyük sorunlar yaşanabiliyor. Ama bunun içinde yapılacak olan protokoller, anlaşmalar, başlangıçta yapılacak olan her şeyi konuşulabilecek, bütün olumsuzlukları da ortaya dökülebilecek bir anlaşma uzun vadeli ortaklıkları da beraberinde getirebiliyor.